Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere OBS ile alakalı 5 mükemmel ipucu, 5 mükemmel özellik göstereceğim. Tahmin ediyorum ki çoğunuz bu özellikleri bilmiyorsunuzdur ve çok fazla işe yarayacağına inanıyorum. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere uzun zamandır OBS videoları yapmaktayım ve bu süreç içerisinde edindiğim tecrübeleri sizlere video çekerek aktarmaya çalışıyorum. Zamanında benim yaşadığım sıkıntıları, bilgisizliği sizler de yaşayın istemiyorum. Öncelikle sizden ricam, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İzleyenlerimin %90'ı abone olmayanlar. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Sizden destek bekliyorum. Lütfen abone olun. Aynı zamanda OBS ile alakalı yaşadığınız sıkıntılar varsa yorumlarda bunları sorabilirsiniz. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Aynı zamanda açıklama kısmında bulunan Discord adresimize katılarak sürekli bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Discord üzerinden gelen sorulara da ben olmasam bile en az benim kadar bilgili arkadaşlarım sizlere geri dönüş yapacaktır. Aynı zamanda da Discord'umuz güzel bir komünite oluşturup bilgi alışverişi yapabileceğimiz bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Bu konuda da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi lafı fazla uzatmadan kanala da abone olduysanız artık videoyu izlemeye geçebiliriz. Evet arkadaşlar, birinci ipucumuz OBS'imizi nasıl kişiselleştirebiliriz? Bu nedir abi? Mesela Streamlabs'teki recent events'ımızı, yani takipçilerimizi, donate'lerimizi gördüğümüz sayfayı OBS'imize nasıl ekleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Bunun için ilk önce görünüm kısmına geliyoruz. Görünüm kısmından paneller, panellerden özel tarayıcı yuvalarına tıkladığımızda önümüze böyle bir sayfa çıkıyor. Burada yapmamız gereken şey hemen abi açıyoruz Streamlabs'imizi, recent events'ımızı tıklıyoruz. Bu sayfaya geldiğimizde gördüğünüz gibi sağ tarafta pop out diye bir tuş var. Tıklayıp ayrı sekmede etkinlik akışımızı açıyoruz. Burada yapmamız gereken şey bu açtığımız ayrı sekmedeki pop out'un linkini kopyalıyoruz ve OBS'e geri geliyoruz. Bu yuvaya Streamlabs diye ben isim veriyorum ve URL'imi yapıştırıp uygula dediğimde gördüğünüz gibi Streamlabs'im buraya geliyor. Bunu da OBS'imiz üzerinde bize nasıl kolay gelecekse sola, sağa, aşağıya istediğiniz yere şu şekilde sabitleyebilirsiniz. Sadece bununla sınırlı değil. Arzu ederseniz yine aynı şekilde Stream Manager'ımıza gelip buradaki herhangi bir şeyi, mesela Activity Feed'i pop-out açıp linkini alabilirsiniz. Chat'inizin pop-out altını açıp linkini alabilirsiniz. Ama bunları buradan yapmanıza da gerek yok. Buradan yapabileceğiniz size ekstra bir önerim şu olabilir. Mesela stream preview'ınızı, yani yayın görüntünüzü OBS'inize ekleyebilirsiniz. Veya hızlı aksiyonlarınızı, işte anket açma vesaire, onları da pop out açıp linkiyle birlikte OBS'inize ekleyip daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Sadece OBS üzerinde tüm işlerinizi halledebilirsiniz. İkinci bir ipucumuz ise facecam'imizi, facecam overlay'imizi ve kameramızın etrafı veya yanında durmasını istediğimiz overlay'i tek düzede rahat bir şekilde nasıl ekleyebiliriz ve bunları farklı sahnelere aktarırken nasıl ayarlarını bozmadan stabil ve güzel bir şekilde aktarabiliriz, bunları göstereceğim. İlk önce kameramı, facecam overlay'imi ve yanında durmasını istediğim araçları ekleyeceğim. Bunu hızlı bir şekilde yapıyorum sizi de bekletmemek için. Gördüğünüz gibi bunları ekledim. Border'ımı ekledim. New Donation, New Follower ve New Subscriber tasarımlarımı, overlay'lerimi ekledim. Bunları bir sahne içerisinde istersek hepsini seçerek sağ tıklayıp seçilen öğeleri grupla diyerek bir grup haline getirebilir. Bu şekilde daraltabiliriz. Bundan daha sağlıklı olacak olan şey şudur. Mesela bu sahnelerde genel sahnem var ya, ben bu genel sahnemi değiştiriyorum adını. Bunu kamera yapıyorum. Bu benim kamera sahnem abi. Sadece eklediğim kameram olacak bu sahnede. Mesela bir oyun ekranı yapmak istiyorum. Oyun sahnesi yapmak istiyorum. Burası benim oyun sahnem. Oyun oynarken kullanacağım sahne olarak ayarlamak istiyorum. Kamera ayarlarım da burada. Her şeyim burada. Bunu güzel bir şekilde sağa sola taşımak istiyorum ve bunları bozmamak istiyorum. Oyun sahneme geliyorum. Oyun sahnemde artı deyip sahneye tıklıyorum ve buradan kamerayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi kamera sahnem oyun ekranıma geldi ve ben bunu istediğim gibi, istediğim şekilde alt tuşuna basarak daraltabilirim de şu şekilde hacmini küçültebilirim. Bunu hiçbirini bozmadan, hiçbirinin yerini oynatmadan
eşit bir şekilde sağa sola ekranın istediğim bir tarafına büyütüp küçültebilirim. Oyun içindeyken mesela kameram veya kullandığım şu araçlar oyunda gözükmesini istediğim bir yere geldiyse hemen tutup çekebiliyorum. Hepsiyle tek tek uğraşmak zorunda kalmıyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü ipucumu hepimizin çok seveceğine inanıyorum. Mesela biz normal yayınlarımızda ne yapıyoruz abi? Video izliyoruz, oyun oynuyoruz, Discord'dan arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Ama bazı anlarda şöyle bir şey oluyor ki diğer sesler bizim sesimizi bastırıyor. Bunun önüne geçmek için ne gerekiyor? Ya bir mikser gerekiyor. Anlık olarak mikrofonun sesini ve masaüstü sesini organize edebileceğiniz bir mikseriniz olması gerekiyor. Ama aslında buna hiç de gerekmiyor. Çünkü OBS bize öyle bir güzel bir özellik sunuyor ki biz konuştuğumuz zaman diğer sesleri otomatik olarak sesini azaltıyor. Ses seviyesini azaltıyor. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Onu göstereyim sizlere. Şimdi bizim ana sesimiz mikrofon. Biz masaüstü sesimizi organize etmek istiyoruz. Neden? Çünkü müzik sesimiz, Discord sesimiz, oyun seslerimizin tamamı masaüstü sesimizden iletiliyor. O yüzden masaüstünün yanındaki çarka tıklıyoruz. Buradan filtreler diyoruz. Buradan artıya tıklıyoruz. Buradan sıkıştırmayı seçiyoruz ve tamam diyoruz. Önümüze gelen ekranda oran, eşik, atak, bırakma ve çıkış kazancı var. Yukarıdan aşağı başlayalım. Oran şudur abi. Bizim konuştuğumuz ses yüksekliğinin kaçta kaçı kadar masaüstü sesini azaltsın. Ben bunu şimdi kendi normal standart yayınlarımda kullandığım ayarla yapacağım. Siz bunu daha sonrasında kendi OBS'inize uygularken sizin kendi tercih ettiğiniz ayarlara göre ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz. Mesela ben bunu 5-5'e 1 olarak kullanıyorum. Yani ben konuştuğum zaman masaüstü sesini benim sesimden 5'te 1 oranında kısıyor. Eşiğimizi ben 40 yapıyorum. Bu eşik nedir? Mikrofon sesi. Şurada gördüğünüz gibi -40 var. Mikrofon sesi -40'ın üstüne çıktığı zaman masaüstü sesini 5'te 1 oranında azalt anlamına geliyor. Eşik budur. Atağı ben 50 olarak kullanıyorum. Atak şu. Ben yani -40 desibelin üstüne mikrofon sesi çıktığında 50 milisaniye içinde hemen kıs anlamına geliyor bu. Bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama 50 milisaniye gayet uygun. Bırakmayı da ben 500 olarak kullanıyorum. Bırakma da şu, sustuğum zaman masaüstü sesini 500 milisaniye sonra açmaya başla diyorsun. Çıkış kazancımızı ben 0 desibelde bırakıyorum. Alçaltma kaynağı da mikrofonumuz olduğu için buradan mikrofonumuzu seçiyoruz ve kapat diyoruz. Olayımız tamam. Şimdi deneyelim, olmuş mu? Ben şuradan bir müzik açacağım. Şimdi konuşmaya başladığımda gördüğünüz gibi otomatik olarak kısıldı. Tekrar konuşuyorum. Merhaba, merhaba. Ses deneme, filtre deneme. Şu an müziğin sesi azaldı muhtemelen ondan, gördüğünüz gibi. Yani hiçbir şeye basmadan, hiç uğraşmadan böyle bir efekt verebilmek, bu ayarı yapabilmek bence gerçekten çok keyifli, mükemmel keyifli, şahane keyifli. Bu çok işinize yarayacak. Bunu oyunlarınızda, normal sohbet yayınlarınızda, video izlediğiniz yayınlarda, her şeyde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Abi çok güzel, şahane. Kullanmanızı öneririm. Evet arkadaşlar, sıra geldi dördüncü ipucumuza. Dördüncü ipucumuzla beşinci ipucumuz birbiriyle bağlantılı biraz aslında. Hepimiz yayınlarımızda eğlenceli anlar yaşıyoruz. FPS oyunlarında güzel killer alıyoruz, güzel sahneler oluyor ve bunları montajlayıp YouTube'a, Instagram'a vesaire bazı yerlerde paylaşıyoruz. Bunun için bizim montajımızı kolaylaştıracak bir özellikten bahsedeceğim. OBS'te ara belleğe alma diye bir özellik var. Bu özellik ile o anda yaşadığınız reaksiyonu klavyenize kısa yol atayarak sizin belirleyeceğiniz son 20 saniyeyi veya yayındaki son 40 saniyeyi otomatik olarak bilgisayarınıza kaydediyor. Bunu da normal sizin kayıt yaptığınız kalite ayarları neyse o kalitede bilgisayarınıza kaydediyor. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bunu göstereyim sizlere. Ayarlara geliyoruz. Ayarlardan çıkışa geliyoruz. Çıkışta tekrar oynatma ara belleğine tıkladık. Burayı tikliyoruz. Burayı tiklediğimizde bize diyor ki sen ara belleğe al dediğinde son kaç saniyeyi ara belleğe alayım diyor. 30 saniye dedik. Bunu uygula dediğimizde gördüğünüz gibi sağ alt tarafta tekrar oynatma ara belleğini başlat diye bir tuş çıkıyor. Burayı tamam diyorum. Çıkıyorum. Ara belleği siz başlatmadığınız sürece başlamaz. Bunun bilgisini vereyim size. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ayarlardan genel ayarlara gelip burada yayın
yayın sırasında tekrar oynatma ara belleğini otomatik olarak başlat. Yani siz yayını başlattığınız anda, siz yayına girdiğiniz anda OBS ara bellek tutmaya başlar. İsterseniz bunu tikleyebilirsiniz. Ya da bunu tiklemezseniz bir oyuna girdiğinizde, heyecanlı bir şey olduğunu sezdiğinizde hemen OBS'ten tekrar oynatma ara belleğini başlat diyebilirsiniz. Farz edelim ki şöyle yapalım. Ben şöyle bir sahne ayarladım. İşte bir webcam koyduğum, arkasında da benim intromun döndüğü. Tekrar oynatma ara belleğini başlat dedim. Şu an ara belleği alıyor. Bunun öncesinde ayarlara geliyorum. Ayarlardan kısa yollar diyorum. Yeniden oynatmayı kaydet. Diyorum ki ben şu an siz combo da yapabilirsiniz. Ctrl 6, Shift A, Shift B de yapabilirsiniz. Ben Numlo'nun 8 tuşuna yeniden oynatmayı kaydeti ekledim. Zaten şu an ara bellek durumunda OBS'imiz. Ara belleği alıyor şu anda. Mesela işte oynuyoruz, ediyoruz. Tak bir şey oldu. Kill aldık, çok güzel. Bunu YouTube'a atabilirim. Şahane bir kill oldu. Tak diye 8 tuşuna bastım. Sonra geldim abi kayıt yerime. Ara belleği durduralım bu arada. OBS kayıt yerime geldim. Bir bakıyorum ki burada abi gördüğünüz gibi tiklediğim yer gelmiş. Numlock 8'e bastığım yeri ara belleğe almış. Bu şekilde yayında paylaşabileceğiniz anları direkt olarak bilgisayarınıza kaydedebilir. Bunları YouTube'a veya Instagram'a atmadan önce montajınızı kolaylaştırabilirsiniz. Aynı zamanda da tam kalitede güzel klipler almış olabilirsiniz kendi hard diskinize. 5. ve son ipucumuz, demin de bahsettiğim gibi bir önceki ipucumuzla birazcık bağlantılı. Bu nedir? Mesela kliplerimizi aldık ama montajlama sırasında şunu fark ettik ki o anın heyecanıyla sizin sesiniz az çıkmış. Discord'da veya oyun arkadaşınızın sesi sizden daha fazla çıkmış ve sizin sesinizi bastırıyor. Kendi sesinizi ayrıyetten bir tık daha arttırmak istiyorsunuz. Bunun için video kayıtlarında ses kanalları oluşturabiliriz. Bunu Adobe Premiere'a attığımız zaman da hepsini ayrı ayrı ses kanalı olarak görüp hepsini, yani oyun sesini, kendi sesinizi, Discord'daki arkadaşınızın sesini ayrı ayrı azaltıp yükseltebilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken şeyler şunlar. Ayarlara geliyoruz. Ayarlarda çıkış ayarlarından kayıta geliyoruz. Kayıtlarımızı MKV yapmamız gerekiyor bunun için. Kaydımızı MKV yapıyoruz. Sonrasında benim kaç tane ses kanalım var? Hemen burada bakıyoruz aşağıda. Şurayı bir kapatalım. Masaüstü sesim var. Mikrofonum var. Bir de ortam kaynağı var. Ortam kaynağı ne? Şu an arkaya attığım videonun sesi. Mikrofon benim konuştuğum ses. Masaüstü sesi de arkadaki oyunun sesi veya Discord'daki arkadaşlarımızın sesi olacak muhtemelen. Gördüğünüz gibi 3 ayrı ses kanalım var benim. Ve burada benim 3 tane ses kanalım olduğu için 1, 2 ve 3. 3 tane ses kanalını tikliyoruz. Bundan sonra tamam diyoruz. MKV Premiere'de veya herhangi bir oynatıcıda oynatılamıyor. Bunu bizim remux etmemiz gerekiyor. Remux etmek ne demek? MKV olarak kaydedip sonrasında bunu MP4'e çevirmek. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yine ayarlardan gelişmiş bölümüne geliyoruz. Gelişmiş bölümünde gördüğünüz gibi otomatik olarak MP4'e remux et seçeneği var. Bunu tikliyoruz. Bunu tikledikten sonra uygula, tamam diyoruz. Sonrasında bu ses karıştırıcımıza sağ tıklıyoruz ve gelişmiş ses özelliklerini açıyoruz. Bunu ilk açtığınızda muhtemelen bunların hepsi tikli olacak. Gördüğünüz gibi masaüstü sesim, mikrofon sesim, ortam kaynağı, video yakalama aygıtı. Video yakalama aygıtı bu kameranın ses alışı. Ben bunu deaktif ettiğim için gözükmüyor. Onun için bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Yani siz de aktif olarak kullandıklarınız için yapmalısınız. Onlara da şu şekilde parçalara 1, 2, 3 ve 4. Yani hepsini ayrı parçaya gelecek şekilde tiklemeniz gerekiyor. Bunu tikledikten sonra kapat diyorsunuz. Ben hemen buradan bir kayıt başlatıyorum. Şu an 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye böyle biraz kayıt olsun. Premiere açacağım, size göstereceğim orada. Kaydımızı bitiriyorum. Kaydı durdur dediğimde gördüğünüz gibi bak, kayıtları remux et. Gelişmiş seçeneklerden otomatik remux et dediğim için kendi otomatik olarak kaydı durdurduktan sonra remux etti. Bu aynı şekilde tekrar oynatma ara belleği için de geçerli. Hemen bunu aşağıya alıyorum. Size bir Premiere açacağım. Premiere'imizi açtık. Demin kayıt aldığım klibi gördüğünüz gibi projenin içine bırakıyorum. Import ettikten sonra tekrar bunu alıp bu tarafa attığımda, timeline'ıma attığımda gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3. 3 adet ses kanalım mevcut. Bunu oynattığımız zaman göreceğiz ki hepsi burada olacak. Oynatmayı kaydet. Gördüğünüz gibi mute'liyorum. Ben mute'liyorum. Ctrl 6, Shift hepsi. A, Shift B. Ben Numlo'nun 8 tuşuna yeniden zaten şu an introdaki müzik sesiyle mikrofon sesi ayrı ve bunları ayrı ayrı şu şekilde buradan unlink diyerek hepsini ayrı ayrı organize
edebilirsiniz. Ve bu da gerçekten sizin hayatınızı çok ve çok kolaylaştıracak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çok güzel 5 özellikle karşılaştık ve bunları öğrendik. Umarım işinize yarayacaktır ve aktif bir şekilde siz de kullanacaksınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıda yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.